Konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzioğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım, Sayın Kıratlı, çok değerli yüksek hakimler, SK temsilcileri, çok değerli Adalet Bakanlığı'nın bürokratları, değerli meslektaşlarım, uzlaştırmacılar, hocalarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dünyaya çeşitli gözlüklerle bakabiliriz. En bizi yanlış yerlere götürecek gözlük olumsuz gözlüktür. Yapılan her şeye karşı çıkan, her şeyin altında bir başka niyet, bir art niyet arayan gözlük bizi bir yere götürmez, götürmemiştir. Ama olumlu bakarsak, gelişimi olumlu yönde sağlayabileceğimize inanırım. Biz bu dönemde Sayın Adalet Bakanımızın önderliğinde, onun desteğiyle gerçekten bakanlığımızla bu anlayışı yakaladık. Mesleğimizi ilgilendiren, avukatlığı doğrudan ya da dolaylı ilgilendiren hemen her konuda bizzat Sayın Bakan'la günün hangi saati olursa olsun, gece yarısı sabaha karşı bakanlığın yüksek bürokratlarıyla saatlerce, günlerce çalışır olduk. Bunu önemsiyorum. Çünkü kapsamlı meselelerde yaşayan bir organizma gibi bu büyük müesseselerde hiçbirimiz konuyu tüm açılarıyla göremeyebiliriz. Bizim gördüğümüzü bir başkası göremez. Bir başkasının gördüğünü biz tam göremeyebiliriz. Bir araya getirdiğimizde görüşleri, hani o hep dilimizden düşürmediğimiz ortak akıl var ya, o ortak akıl böyle yakalanır. O yüzden Sayın Bakanım, bir kere daha teşekkür ediyorum bu anlayışınız için. Değerli dostlarıma, meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir kısmı da artık sınıf arkadaşım benim. 30 yıl olmuş değil mi? 30 yıllık arkadaşlarım olmuş. Bunun da tabii bu anlayışı gerçekleştirmekte bir katkısı var. Yılların birikimiyle oluşan bir dostluk. Şimdi uzlaştırma efendim doğru bir müessese. Buna karşı çıkmanın faydası yok. Şöyle doğru bir müessese. Çünkü bir kere toplumsal barışa gerçekten hizmet ediyor. Yani adliye önü o alışık olduğumuz kavgalar ne olursa olsun iki tarafın da mutsuzluğu bunlar yerine el sıkışıyorsunuz bitiyor. İkincisi yargının yükünü gerçekten azaltıyor. Yargının yükünü azaltması biz avukatların duruşmada gerçekten avukatlık yapmasını sağlayacak. Yani ya avukat bey, avukat hanım sizden sonra 30 kişi daha var, 50 tane daha duruşma var. Kısa kesin, 30 saniyede anlatın, yazdıklarınızı tekrar ediyorum denilen tarz bir avukatlık tat vermiyor. Takdir edersiniz ki. Rahat rahat, geniş geniş bir davayı tartışabilmek avukatlık. O yüzden uzlaşabildiğimizi, ara bulabildiğimizi bulup kalanını derinliğine görüşeceğimiz, fikirleri çarpıştırarak gerçeğin hakikatine ulaşabileceğimiz bir yargılamayı biz tercih ediyoruz. Bunları söyledikten sonra tabii bir işe girdik. İşe girmeden, yani başlamadan, yola çıkmadan aksaklıkları görmemiz de mümkün olmayabiliyor. Olabildiğince her konuda önceden enine boyuna plan yapmak tabii şart. Ama hayat felsefesi olarak mükemmel iyinin düşmanıdır derim ben. Yani mükemmel olmadan işe başlamayacaksak bence hiçbir iş yapamayız. Bir adım atacağız ki devamı gelebilsin. Şimdi uzlaştırma iyi bir müessese. Ama iyileştirmemiz lazım, daha iyileştirmemiz lazım. Bu çerçevede izin verirseniz
birkaç cümleyle sıkıntıları Sayın Genel Müdürüm sizin huzurunuzda dile getirmek istiyorum. Sayın Bakanımın da huzurunda. Benim kanaatim uzlaştırmayı sadece hukukçular yapsaydı daha faydalı olurdu. Basit bir sebebi var, kızmayın. Çünkü neyin uzlaştırma konusu olup olmadığını bilebilmek için ceza hukuku bilmek lazım. Yani ceza hukukunu eğer fakülte dışında öğrenebiliyor olsaydık fakülteye ihtiyaç olmazdı. Hukuk bir uzmanlık alanı. O sebeple bunun hukukçular arasında kalmasını ben tercih ederdim. Ancak eğer uzlaştırmanın kapsamı genişleyecekse bir ikinci dalga olarak bunun hukukçularla yürümesini derinleştiğinde, ilerlediğinde biraz daha ciddi suçlara eğer yayılacak ise bilmiyorum planlamayı, stratejiyi. Burada hiç olmazsa işi hukuki yönden de bilenlerle yürütmenin faydalı olacağına inanıyorum. İkincisi, eminim konuşacaksınız. Ben meslektaşlarımdan bilgileri toplayıp biraz geldim. Uzlaştırmanın olumsuz sonuçlanacağı belli olduğunda diğer tarafa tebligat yapılmasının büyük bir vakit kaybına sebebiyet verdiği söylenmekte. Dolayısıyla buna pratik bir çözüm getirerek zaman, emek hatta para kaybından kurtulmak mümkün. Yapıcı olarak bu düşünülebilir. Uzlaştırma portalında Mernis'e ve cep telefonu sorgusuna ulaşılmasını istiyor meslektaşlarım. Çünkü tebligat yapacak adresi, gerçek adresi tespitte zorlanıyoruz. Tabii burada bir haksız, yanlış rekabetten de söz etmem lazım. Efendim, icra dairesinde görevli sevgili adliyeci kardeşime uzlaştırma yetkisi verdiğinizde o bütün bunlara kendi bilgisayarından ulaşabiliyor. Ama bir avukatın bu bilgilere ulaşması mümkün değil. Tabii etik olanı herhalde özel bir iş gibi düşündüğünüzde mesai saatinde Mernis'e ve diğer bilgilere devletin bilgisayarından ulaşmak olmasa gerek. Bu belki hızlandırıyor işi ama biz etiği hıza feda etmeyelim. Öte yandan avukatlar mahpus kestiğinde KDV ödüyor. Ama devlet memurlarının yöntemi biraz daha farklı. Tam da bunu demişken anlamadığım bir şeyi ifade etmek zorundayım. 657 sayılı kanuna göre devlet memurunun paralı ya da parasız, hele paralı bir işi alma yasağı varken yönetmelikle nasıl oluyor da devlet memurlarına paralı bir iş verilmesi imkanı getiriliyor? Bunun da kanuna ciddi şekilde aykırı olduğu kanaatindeyim. Tam da bu noktadan son cümlemi söyleyeyim. Kızıyorsunuz biliyorum bazılarınız ama söylemek zorundayım. Ben de 125 bin avukatın temsilcisiyim. Şunu da ifade edeyim. Efendim, devlet memuruna bu yetki verildiğinde mesai saatinde devletin işi aksıyor. Ben bunu hem çok değerli başsavcılarımızdan özel olarak dinliyorum. Hem baro başkanlarımızdan hem meslektaşlarımızdan. Kapı kapalı, içeride iş yapılıyor ama hangi iş yapılıyor? Hele hele kolluk görevlilerine bu yetki verildiğinde uzlaşsan senin için daha iyi olur arkadaş cümlesi uzlaşmayı gönüllü uzlaşmadan çıkartıp korkularak yapılan bir işe dönüştürüyor ki amaç bu olmasa gerek. Ben daha doğruyu bulacağımıza inandığım bu çalıştayı düzenledikleri için Sayın Bakanlığa çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun efendim.